dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir köşesinde, belediye sınırları içinde, şehrin merkezine çok yakın bir mahallesindeki HES planında yapıldığı başka bir yer yoktur. Eski belediye başkanının karşı olduğu o kararı belediye meclisi onayladı. Artvin'in Arhavi ilçesinde ilçe merkezinin yanı başına HES kurulacak. Karşıdaki tesis 14 megawatt gücündeki Kavak Hidroelektrik Santrali'nin yapımına geçen yıl başlanmıştı. Çifte Köprü ve Kapisre derelerinin suları 5 kilometre boyunca tünel ve borularla Kavak Hidroelektrik Santrali'ne taşınacak, üretilen elektrik aynı bölgede kurulacak santralle dağıtılacaktı ve o bölge kent merkezinin yakınıydı. Çevresel etki değerlendirmesi raporu alındı. Fakat imar mevzuatının uygun olmadığı ortaya çıktı. Arhavi Elektrik Üretim Şirketi imar değişikliği için belediyeye başvurdu. Arhavi Belediyesi başvuruyu 4 Eylül günü yapılan toplantıda görüştü. CHP'li belediye meclis üyeleri karşı çıktı ama AK Partili üyelerin oy çokluğuyla karar alındı. Daha önce tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümü konut dışı kentsel çalışma alanı ilan edildi ve HES projesine onay verildi. Arhavi Belediyesi'nin yaptığı imar değişikliğiyle şehir içi HES'in önü açılmış oldu. Hemen arkamızda bulunan Kapisli Deresi'nin alınacak olan su tünelle ilçe merkezine aktarılacak ve burada hidroelektrik santrali inşa edilecek. İleride cezaevi var ve onun biraz şehir tarafına doğru yerleşim alanı bir yol ilmektedir. Bu araya regülatör tesis edilmektedir. Arhavi Eski Belediye Başkanı Musa Ulutaş'a göre söz konusu bölge şehrin gelişimi için önemli. Bu yüzden verilen karar yanlış. Yani bu HES'lerin 10 yıl sonraki Türkiye enerjisinin ancak %1'ini ve daha altındakini karşılayacaktır. Enerji ihtiyacını. Dolayısıyla derelerin bu şekilde HES planlaması adı altında ülkenin enerjiye ihtiyacı vardır söylemiyle, propagandasıyla bütün derelerimizin bu şekilde doğanın tahrip edilmesine biz karşıyız.